ÖTV muafiyetli Hyundai modelleri bu videodan sonra yayında saat 9'da izlemeyi sakın unutmayın. Merak edeceğiniz sorularla karşınızdayız. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Israrla beklediğiniz, istediğiniz, bizim de çekmeyi özlediğimiz bir videoyla karşınızdayız. Aralık ayı showroom turu videosuyla karşınızdayız bugün. Aralık ayı için hali hazırda satışa sunduğumuz tüm araçlarımızı böyle kısa tanıttığımız, bizim de özlediğimiz dolu dolu bir showroom'la karşınızdayız. Evet, şimdi tabii ki güzel bir video olacağına, beğenileceğini umuyoruz, istiyoruz ama tabii her zaman her şeye başlamadan önce ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun, gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama Kamer Plaza'nın olsun diyoruz ve Aralık ayı showroom turu videomuza başlıyoruz. Tucson'ları görmeye alıştığımız bir bölgedeyiz. Herkes de biliyor daha önce izleyenler ama şimdi Santa Fe'lerin olduğu bir alandayız. Şu an showroom'da Tucson'umuz olmadığı için Tucson gösteremeyeceğiz ama satıldı showroom'un içindeki Tucson'lar. Var Tucson'larımız. Onları da aşağıda bir iki tane Tucson aracımız var. Onlarla alakalı da ekstra bir video daha çekeriz gerekirse ama var Tucson'umuz da var. Showroom'da yok şu an için. Santa Fe'lerden başlamak istiyorum ben. Biliyorsunuz benzin hibrit versiyonu olan, tek donanımla gelen, progresif dediğimiz en full paketiyle Türkiye'ye gelen muhteşem araçlar. D-SUV'nin gözdesi olan araçlarımız elimizde şu anda var. Renk renk var. Yani beyazından, paladyum grisinden mavisine kadar bütün renkleri elimizde mevcut. Sizleri o araçları görmeye, dokusunu hissetmeye, koltuk detaylarından bagajlarına kadar her şeyini birlikte incelemek için showroomlarımıza davet ediyoruz. Evet, onu da söyleyelim Sefa. Şu an Santa Fe'lerin içleri kilitli. Olmazsa birazdan anahtarını alırız. İç rengini tekrar gösteririz videonun sonuna doğru ama burada istersen küçük geçeyim onu. Evet, camel dediğimiz bir açık, böyle daha açık bir bej rengi var. Artı bir de konyak dediğimiz biraz daha böyle bordoya dönük, vişne çürüğüne dönük. Hani öyle söyleyeyim, net anlaşılsın diye. Bir de öyle bir rengi var araçların. İkisi de showroom'da mevcut. İkisini de göstereceğiz size ama dediğim gibi şimdi kesmemek için şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Mesela i20'lerin yanından ilerleyelim. i20'ler her zamanki yerinde, showroom'un orta bölgesinde. Elimizde şu anda 1.0 turbolu i20'lerimiz var. Style paketler. Bunlardan da yine sizi sahiplendirmek isteriz. Bu araçlardan da almanız için elimizden gelen yardımda bulunmaya çalışırız. Var araçlarımız, şu an için var. Tabii eskisi kadar bol, detaylı, her tarafı doldurabileceğimiz araçlar yok. Ama en azından showroom'da görebileceğiniz ve şu an için sahip olabileceğiniz araçlarımız ufak ufak geliyor. Birazcık daha hani araç anlamında elimiz birazcık daha rahat bu dönemde. Bunlar 1.0 turbolu style paket araçlar. Biliyorsunuz 7'leri DCT, yani çift kavrama özelliğine sahip, özel bir şanzımana sahipti bu araçlar. Yine aynı şanzımanı Tucson'larda da kullanıyorduk, Kona'larda da kullanıyorduk. Yani güzel bir şanzımandı. Style paketinden yine böyle kısaca bahsedeyim Sefa. Çünkü hani ilk kez izleyenler de olur, unutmuş olanlar da olabilir. Geri görüş ekranı, deri direksiyonu, hız sabitleyicisi, far sensörü, arka park sensörü olan, ısıtmalı ve sinyalli yan aynaları olan, çelik çantları olan, yokuş kalkış desteği olan araçlardı bunlar. Bir de 1.0 modellerde ön kısım piyano bilek olarak geliyordu. Bir de 1.0 modellerde 1.4'lerden farklı olarak 4 lastik disk fren olarak geliyordu. 1.4'lerde atmosferik motor olan 1.4'lerde arkalar kampan olarak geliyordu. Onu da, o detayı da atlamayalım. Bu arada belki dikkatinizi çekmiştir. Aslında Style ve Style Plus'larda köpek balığı anten olayı yoktu. Normal antendi. Artık bütün araçlarımız i20'lerde köpek balığı anten dediğimiz şu yüzgeç antenlerle geliyor. Çok da şık geliyor. Yani onları da atlamayalım. Style Plus'larda, yani şöyle söyleyeyim, 1.4 ve 1000 motor diyelim. O ayrımı da yapmadan hepsinde köpek balığı anten kullanılmış. Yine şöyle biraz ilerlemek istiyorum. Bir tane de Style Plus aracımız var. 1.4 işte bu araç. Style Plus'ın Style'dan ayıran özellik neydi? Hani jantlarına dikkat ederseniz 1 inç daha büyüyordu. 17 inç oluyordu jantımız. Deseni de bir miktar daha tabii büyüklüğüyle birlikte büyüyordu. Sunroof geliyordu araca. LED aydınlatmalar geliyordu. Kablosuz şarj özelliği gibi ekstra detayların geldiği Style Plus aracımız var. İstersen şöyle hafif bir çapraz yapalım Sefa. Bizi İstanbullulara kadar götüren, İstanbullulardan geri getiren elektrikli konamızdan bahsedelim. Kona olarak şu an elimizde sadece elektrikli bu aracımız kaldı. Bunu da az çok
biliyorsun, az çok değil bayağı biliyorsunuz. Bununla alakalı bayağı videolar yaptık, test sürüşleri yaptık, İstanbul'a gittik geldik. İşte o araç, bu araç, bu da elektrikli Kona'nın zaten tek versiyon geliyordu bu da. Düşünürseniz bu aracımız da var. Bu arada satışları hızlandı elektrikli Kona'ların. Çok ciddi manada kişi elektrikli Kona'ya geçiş yaptı. Wallbox üniteleri takıldı, kullanıyorlar, keyifle kullanıyorlar. Arada geliyorlar, çayımızı kahvemizi içiyorlar. Çok memnunlar araçtan. Hem yakıt anlamında hem de sürüş anlamında efendim Sefa. Abi, bol bol sahiplendirme olduysa, Ömer birçok insanı Kona elektrikli sahibi yaptıysa, evet. Hiç olumsuz dönüş oldu mu abi? Şu ana kadar yok. Aslında ondan bahsetmek istedim. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz dönüş almadık. Hatta aksine olumlu ciddi dönüşler aldık elektrikli Kona ile alakalı. Çok memnunlar. Yani bir kısmı daha öncesinden de farklı markanın elektrikli araçlarını kullanmıştı. Bir kısmı ilk kez elektrikliye geçmişti ama hepsi de, yani şunun için söylüyorum bunu, kıyaslama şansı bulmuşlardı diğer araçlarla. Çok memnunlar. Araç çok güzel. Biz de tavsiye ediyoruz. Güzel bir araç, dediğim gibi bekliyoruz. Test aracımız da var. Bu araçtan da sizlere sunmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Yine şöyle ilerleyelim istersen Sefa. Arka tarafa doğru. Beo'nun Style paketi var yanımda. Mangrove yeşili, lansman rengi, klas bir araç. Style paketi biliyorsunuz orta paket gibi geçmesine rağmen üst paket donanımları barındırıyordu içinde. İşte elektrikli katlanır yan aynalar, sunroof. Ambiyans aydınlatma var bu araçta mesela. Açtığınız zaman kapı işleri falan 10 numara böyle mavi mavi yanıyor. Çok güzel bir görüntü. Dijital kliması, geri görüş ekranı, kol dayaması, deri direksiyonu, arka park sensörü gibi. Yine bunlar da köpek balığı antenle geliyor artık. Style paketleri normalde gelmiyor. Ki öndeki gibi geliyordu. Öndeki jump paketi, düz vites, başlangıç paketi aracın. Şu anda anten ucu takılmamış ama şöyle bir özelliği vardı. İşte aslında bu biraz da lansman donanımından kaynaklı sanırım. Şöyle söyleyeyim. Normalde jump paketlerde çelik jant olmuyordu i20'lere baktığında. Bu araçta çelik jantlı olarak geliyor. Yine hız sabitleyicisi, arka park sensörü, far sensörü gibi bir donanım var. Düz vites bu arada bu araç. Onu özellikle hatırlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla düz vites araç yok şu anda. Düz vites düşünenler için de muhteşem bir araç. Yine bu da 1.4 100 beygir atmosferik motora sahip. 6 ileri düz vites, 6 ileri otomatik viteste arkadaki style'dı. Şöyle aradan geçip Elantra'ların yanına doğru ilerlemek istiyorum. Elantra'larda da şu Amazon yeşili olarak gördüğünüz Steel Comfort dediğimiz otomatik 1.6 123 beygir atmosferik bir araçtı. Bu da çok şık bir araç, çok güzel bir araç. Sedan düşünenler için şu anda gözdesi olabilecek bir araç. Biliyorsunuz çizgileriyle, tasarımıyla, tarzıyla ön plana çıkmaya başlamıştı artık. Bu da yine köpek balığı anten. Bundan niye sürekli bahsediyorum? Çok önemli bir detay benim için. Çok şık gösteren bir detay. İnsanlar, normal anteni olan insanlar buna geçmek için ciddi paralar harcıyorlar. Onu da özellikle belirtmek isterim yani. Onun için onu özellikle de belirtiyorum. Yine Steel Comfort paketinin hemen yan tarafında Smart versiyonu var ki Smart da Style'ın üst paketiydi. Orta paketti. Bence de en ideal paketlerinden birisiydi Elantra'nın. Çünkü çelik jantlar geliyor araca. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliği geliyor. Direksiyon deli oluyor. Elektrikli katlanır yan ayna özelliği geliyor. Ve geri görüş ekranı geliyor. Aslında hani Steel Comfort'tan hani böyle şu da olsaydı, şu da olsaydı dediklerinin o şuların hepsini dolduracak bir araçtı Smart. Smart aracımız da var elimizde. Düşünürseniz bu araçla alakalı da görüşebiliriz. Son olarak da düz vites demiştim biraz önce. Önemli bir araç olmaya başladı düz vitesler. Çünkü artık gerçekten piyasada sıfırda düz vites araç bulmak biraz zorlaştı. İşte ben bu çizgilere, bu elmas kesimlere sahip olmak istiyorum. Sedan bir aracım olsun, o klaslık bende de olsun. Arka koltuğu, ön koltuğu geniş olsun. Oturduğum zaman şeklimi, şemalimi göstersin. Kapısını kapatıp ilerlediğim zaman arkamda güzel bir resim bırakayım. Ama rakam olarak da biraz cazip olsun diyorsanız işte size Style paketi. Hem rakam olarak uygun, düz vites olarak geliyor. Bu da aynı motorda. Bir de Sefa şey demiştin. Araç, sen sedan söylüyorsun ama abi arabayı aslında spor sedan diye adlandırıyor Hyundai demiştin. Evet, çok doğru. Çünkü niye? Sefa, yani şöyle bir uzaktan bir çekiver şu aracı. Çektin gerçi, birçok görselini aldın ama. Yani gerçek manada hani böyle büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz ya da bizler küçükken bu tarz araçları gördüğümüzde, bu tarz derken yani bunlar normalde kullanılan araçlar değildi. Spor araba derdik, hatta yarış arabası gibi araba derdik. Aynen de yarış arabası gibi araba. Sanki Formula 1 pistinden fırlamış gibi bir görüntüsü var. Onun için de bu araca Hyundai kendi içinde spor sedan olarak adlandırıyor. Spor bir sedana ulaşmak istiyorsanız da yine bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, Aralık ayı showroom turuyla karşınızdaydık. Showroom'u
doldurmuş olmanın heyecanıyla böyle bir nefeste video çektik gibi geliyor bana. Sanki hiç kesmeden hızlı bir şekilde geçtik. Bütün araçlarımızı da iyi kötü tanıttığımızı düşünüyorum. Biz de özlemiştik aslında sorarsanız. Uzun bir aradan sonra bir showroom turu videosu yapma fırsatımız olmuştu. Güzel de bir video olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki her şeyin, her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu videonun da bir sonu olacaktı. Her zamanki gibi ne diyoruz? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun, gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama Kamer Plaza'dan olsun diyoruz. Ben Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Kamerle kalın, hoşça kalın. Sefa, videonun başında içlerini de bir gösteririz demiştik. Unutmadan onu da gösterelim. İşte bu Camel dediğimiz açık bej rengi aracın. Aslında çok da şık bir renk, ağır bir renk. Bu Santa Fe'miz de kanyak dediğimiz bu klas renkle sahibini bekliyor. Bu arada dikkatimi çekti Sefa. Ambiyans aydınlatmalarında biri pembe, diğeri mavi kalmış. Sanki biri dişisi, biri erkeği gibi olmuş kardeşim. Görüşmek üzere.